Selamlar. Merhaba. Bugün İlke'yle beraberiz. Şu da İlke'nin saçları. Bugün ne yapıyoruz İlke? Bugün cilalama etkinliği yapacağız. Cilala temizle. Cilala parlat. Karate kick mi Cilala olacağız? parlat. Bugün bakalım. Şu an iki tane harcımız var. Klasik. İlkenin ağası eksen. Fazla kirli değil ya. Fazla iş çıkarmayacak gibi gözüküyor. Evet. Zaten üst tarafta cam tavan olduğu için cila sıkıntımız yok. Asıl olay bende tabii. Şöyle baktığımızda zaten bayağı kirliyiz yani. Şöyle cam tavana bakarsak. Bir de şey izimize geçelim. Yani kullanacaksanız zaten ilk başta çift kovayı her zaman için kullanın. Bir taraf kirli, bir taraf temiz olsun. Şampuanı bir tanesine doldursunuz. Diğeri durusu olur. Bir de böyle çeyizimiz var. Çeyizimizden bir kısaca bahsedeyim. Şu motor temizleme için. Şu bizim şampuanımız. Burada klasik bir cam silimiz var. Şöyle lastik parlatma şeyimiz var. Endurance. Asıl kullanacağımız ürünler ise bunlar. Yıkamadan sonra şu 1 numara Purewax Cleaner'la biraz daha temizleyeceğiz. Sonrasında Sivrilex'le biraz hale gideriz. Bir sıkıntı yaşatmamak adına. Sonrasında biraz doldurma yapacağız. Sealer ve glaze alarak. Ve son ürünümüz ise Carnova Wax. Katı bir wax'ımız var. Bayağı kutu. Katılaşmış zaten. Bir de ekstradan bir hızlı cilamız var. Belki bir işe yarar. Kullanırız. Bir de şöyle bir Turtle'ın Colorback şeyi var. Cilası var. Duruma göre kullanabiliriz. Ekstradan burada benim yine bir parlatıcı cilam var. Bu fena değil, güzel bir ürün. Ara ara kullanıyorum. Şöyle çok şey olmuyor, gözükmüyor gerçi ama şey gözüküyor. Bu da beyaz nokta kireç lekesini falan alıyor. Güzel bir ürün. Showtime ürünü var. Yine bu hızlı cila. Çok fazla işimiz olmayacak bunlarla ilgili. Bir de işte WD-40'ımız var. Silikon spreyi. Yine bir motor temizleyicimiz var. Az bir şey kalmış. Süngerlerimiz var. Bir de şu an getirmiyorum. Üst tüpü var. Üst tüpü getireyim bir de. Dediğim gibi bolca bir de üst tüpümüz var. Rahat bir şekilde kullanabiliriz. Bir de ekstradan bir şey aldım. Böyle bir eldiven aldım. Yani işimizi görür en azından. Bir de şu an yüzüğümüz var. Yüzüğümüzü de çıkarmak gerekiyor. Sağınızda solunuzda metal eşya olmasın. Metal dolaşacaksınız. Klasik. Sonrasında bir de şeyimiz var. Ekstradan bir de tabii iç kısımla da ilgileneceğiniz için bir küçük bir poşet aldım. 2,5 boya poşeti aldım. Bir de şuradaki yığının arasındaki Black & Decker süpürgemizi kullanacağız. Hadi bir önce başlayalım bakalım. Cause when it's all over, the love that you give,
summer's calling. Olayı nedir? Kıyabiliyorsanız bilmiyorum. Bir kapak koyuyorsunuz. Zaten burada görseller de var aslında. Bir kapakla normal köpüklü yıkama yapıyoruz. Duruladıktan sonra bir kova olarak yine bir kapak koyup direkt sadece üzerine koyuyoruz. Kendi kendine kurumaya bırakıyoruz. Bu şekilde yapmayacağız. Sadece normal köpüklü olarak yıkamasını yapıp zaten üzerine cila atacağımız için sadece cila atacağız. Bir kapak. Bu kirlilik için aslında bir kapak iyi midir diye düşünüyorum aslında ama bir kapak yeterli oluyor aslında. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Koyun yeridir bu. Çizmez. İçerisinde kalıntılar kalır. Dış kısma bulaşmadığından da herhangi bir şekilde çizme, işte tozun veya taşın, taş ve benzeri ürünlerin çizmesi gibi bir durumda söz konusu olmuyor. Yöntem aslında şu şekilde. Burada şampuanlı suyumuz var. Burada duru suyumuz var. İlk başta şampuanlı suyu atıp dizgimizi yaparız. Sonrasında görüldüğü üzere kirlendi zaten. Onu duru suya atacağız. Ama öncesi biraz fazlasını koydum. Sonra oraya atalım. Burada durularımız yapıyoruz. Sistem bu şekilde oldu. A few moments later. Şimdi son durumu zaten görüyorsunuzdur herhalde. Kovanın durumu. Sonra böyle su dolu.
Eğer bu şekilde uygulama iki kova yöntemiyle işlem yapmasanız bu kirler yine geri araba gidecektir. Sıkıntı yaratır. Aynı zamanda çizer. O yüzden çift kovayı her zaman için kullanın. Evet, İlkeciğim. Sıra geldi şu arkadaşa. Sıra geldi bu arkadaşımıza. Mothers marka Prevex Trainer. Önce cila öncesinde temizliğini yapıyor. Bayağı bir uğraştıracak bize. Bakalım. Önce yüzeye değil şeye, süngere çapraz bir şekilde yapacaksın. Güzelce yapıyoruz. Çapraz yapın. X yap yani. Tamam. Tamam. Biraz elime geldi. Sıkıntı olmaz. Şimdi direkt güzelce şey hareketiyle sağ sol. Aynen. Temizlik işlemini yapacağız. Şuradan başlayalım. Yani. Parça parça yapmak gerekiyor her zaman için. Buradan başlayalım o zaman. Direkt dairesi hareketler yapıyorum. Ona dikkat edin. Yani direkt böyle böyle. Sonrasında temizlemesini yapacağız bu şekilde. Mikrofiberle geçeceğiz. Dairesi nazik bir şekilde. Timelapse'e devam edelim bu arada. Sivirlex'le, Megawires'ın Sivirlex'i de devam edeceğiz. Ağrı gidirici yani. Çok aşırı bir şey, aşındırıcılığı yok. Bunu kullanabilirsiniz. Aslında makineyle kullanılması daha iyi ama elle de işte idare eder diyebiliriz aslında. Evet, başlayalım bakalım. Biraz hızlı yapmak gerekiyor. Çünkü biraz ısıyla şey yapıyor, etkisini gösteriyor. Makineyle yapmak yani makineyle hızlı bir devirde yapmak gerekiyor aslında. Ama makine olmadığı için elle olabildiğince hızlı yapmak gerekiyor. Bunu her yere kullanmayacağız tabi. İşte kaputta biraz sıkıntılarımız var. Tampon yeni boyanız zaten, o yüzden sıkıntımız yok. Tavanı biraz yapacağım. Kapıları yapacağım. Ondan sonra koyunca yine aynı şekilde mikrofiberle geçeceğiz. Timelapse'e devam ediyoruz.
Sivil X'ten sonra şöyle kullandığımız yerleri sadece kullanacağım, göstereceğim. Burada mesela bir çizgimiz vardı. Şöyle tam görünüyor mu? Şurası. Burayı olabildiğince kapattı. Genel olarak başarılı. Tabii dediğim gibi hızlı kullanmak gerekiyor. Şöyle devam ettik. Aynı şekilde buralar. Şöyle doludan dolayı buraları çektirmiştik daha doğrusu. Kaskodan çektirmiştik. Ondan dolayı bazı çizikler vardı. Onları olabildiğince düzeltti. Birkaç şöyle küçük şeyler var. O kadar da oluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle birkaç küçük şeyler var. Bana da oluversin, yapacak bir şey yok. Bezi getirsen. Neyse. Şurada bir düzeltme aslında işlemi yapılması gerekiyor da bakalım ilerleyen zamanda yaptıracağız. Aynı şekilde normalde kaputta bir şey var, film var. Şeffaf film var. Onun üzerine Sivil X kullandık. Genel olarak iyi oldu aslında. Yani. Şurada mesela çizikler var. Yine görünüyorsa. Şöyle. Bu çizikler bayağı bir azaldı. Şurada da aynı şekilde çizik vardı. Bayağı iyi oldu yani. Evet. Sıra geldi. Aslında step 2'ye geçmemize gerek yok sanki. Sealer'lık yani üzerine kaplama yapacağımız çok bir şey yok. Üzerine kaplama yapacağımız pek bir şey yok. Direkt üzerine korumayı geçirtebiliriz. Gözüken o yani. Yani sıra geldi. Üçüncü kısım dediğimiz Carnival Box'a geldi. Evet, son durum. Şöyle. Şöyle kendimi görebiliyorsam demek ki güzel olmuş demektir.
Bu da benim ırgatım. Irgatmış. Hala devam ediyor. Görüldüğü gibi. Beyaz bir tabak olmasına gerek yok. Bu şekilde fulyo bir tabak olması yeterli. Beyaz olması fazla kullandığınız anlamına gelir. Bu şekilde bunun kurumasını bekliyoruz. Sonrasında mikrofiberle geçiyoruz. Bu şu an en son yaptığım yer olduğu için şöyle göstereyim. Şurada mesela birkaç yerde işte biraz fazla kullandığım yerler olmuş. Ama genel olarak bu şekilde fulyo olması yeterlidir. Yani şu an şurada gördüğünüz gibi. Tabii ki her videoda olduğu gibi bu videoyu çekerken de yağmur başladı.